Sevgili YouTube izleyicileri, bu videomda sosyal medyanın kültürel değişim üzerine etkilerini konuşacağım. Sizlerin de bildiği gibi e, sosyal medya son zamanda gerçek medyanın, yazılı ve görsel e, medyanın önüne geçmiş durumda. Bu sosyal medyanın kullanımının da e, kesinlikle kültürel değişime etkisi var sizlerin de bildiği gibi. En bariz örnekleri Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Biliyorsunuz bunlar sosyal medya, görsel ve yazılı basına olarak geçiyor son zamanda. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Sizin de bildiği gibi belki bilmeyeniz de vardır içinizde. Facebook Amerikan şirketi, kurucusu Mark Zuckerberg. YouTube Amerikan şirketi. Twitter İngilterelilerin sizlerinde bildiği gibi ve bu kültürlerde özellikle Avrupa ve Amerika kültürlerinde insanlara, bireylere kendilerini ortaya çıkarma yeteneği çocuk yaşlarından itibaren öğretilir. Çok fazla ayıp günah kavramlarıyla yetiştirilmezler, bireye çok önem verilir hatta gelişmiş ülkelerde sıralar bile tektir. Önce birey olmak öğretilir, tek başına, o sırada tek başına ne yapıyor, neleri gerçekleştirebiliyor, bunu öğretirler. Bireysellikten toplumsallığa doğru giderler. Ee, i̇nsanların yeteneklerine göre meslekler seçilir. Bu yeteneklerine göre meslekler seçilmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi diyeceğim aslında en önemli etken insanların kendilerini ortaya çıkarmasına imkan sağlarlar. Orta Doğu toplumlarında ise Türkiye gibi işte diğer Orta Doğu toplumlarında bunun tam tersi bireyden ziyade toplumsalcılık e, ön planda geldiği için insanlar pek fazla birey olarak yetiştirmezler. Sıralar tek değildir. Ancak üniversitede tektir. Sıraya iki kişi oturursunuz sevgili izleyiciler ya da üç kişi oturursunuz örnek veriyorum. Dört kişi oturan da olabilir ee, ve çok fazla ne yaptığı anlaşılmaz kalabalık içerisinde. İnsanların eğitim sisteminde yeteneklerini geliştirici davranışlara pek fazla yer verilmez. Daha çok üniversite sınavına yönelik çalışılır ve sosyal yaşamda da insanların kendilerini gerçekleştirme ve açığa çıkarması pek desteklenen bir şey değildir. Bu kesinlikle iyi bir şey değildir. Bu kanayan yaradır. Toplumsal bir ayıptır. Örnek veriyorum birisi kitap çıkartmak istiyor. El düşünür diye kitap çıkaramıyor. Ya da o kitabın içerik olarak uygun olup olmadığının analizini yapamıyor. Cesareti yok. Ya da çevresi tarafından desteklenmiyor. Bu sebeplerden dolayı vazgeçiyor. Oysa ki içimizde ne cevherler vardır? Her insanın içerisinde mutlaka cevherler vardır. Ee, sanatsal, bilimsel ve eğitim alanında mutlaka yetenekler vardır. Bu Amerikan kültürün özellikle girmesiyle Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un hayatımıza girmesiyle, Türkiye'ye gelmesiyle Tabii ki kesinlikle değişim yaşandı. Nasıl değişim yaşandı? Facebook'ta e, tanıdık arkadaşlarınızı bulmak amacıyla kuruldu biliyorsunuz. Ne yaptınız? Tanıdık arkadaşlarınızı buldunuz. Ve Facebook size fotoğraflarınızı paylaşma imkanı sundu. Fotoğraflarınızın yanı sıra videolarınızı paylaşma imkanı sundu. Bunun yanı sıra canlı yayın yapma imkanı sundu. Bu sayede siz aslında kendi özel alanınızı paylaşır hale geldiniz. Farkında olarak ya da olmayarak ama çoğu kez farkında olmayarak. Özellikle Instagram'da direkt video ve fotoğraf paylaşıyorsunuz. Şimdi eskiden şunu derdi. Hani bana ne senin videondan ya da işte fotoğrafından. Ama olay öyle olmadı. Kendi fotoğrafınızı, kendi videonuzu paylaşarak takipçileriniz artmaya başladı. Hiç tanımadığınız insan sizin fotoğrafınızı, videonuzu beğenir hale geldi ya da beğenmez hale geldi. İnternet arkadaşlığı gelişti. Dünyanın ve işte ülke çapında birçok yerden insanlarla muhabbet eder hale geldiniz. E, ayrıca bugün sohbet programları çoğu out oldu diyebiliriz. Yani değerini kaybetti. Bunların yerini sosyal medyadaki sohbet grupları almaya başladı. Hiç tanımadığınız insanla konuşur hale geldiniz. Ama bunda da bir güven olayı olmadı. Çünkü tanımadığınız insanla konuşuyorsunuz. O size yalan söylüyor. Siz ona yalan söylüyorsunuz. Ya da söylediğinizin onda biri doğru. Bu tartışılan bir şeydir. Evet. <laughs> YouTube'a biliyorsunuz sizler videolar yükleyebiliyorsunuz. Kendi kişisel Paylaşımlarınızı yapabiliyorsunuz, kanal açabiliyorsunuz. Bu da sizin yine kişisel paylaşımlarınızı e, açığa çıkarmanız açısından aslında iyi bir eylem oldu. E, ama bu paylaşımları abartan insanlar da var. Twitter'da biliyorsunuz 140 kelimeyi geçmemek kaydıyla paylaşımda yapıyorsunuz. Mesela birisi demiş işte örnek veriyorum, tuvalete gidiyorum diye bir tweet atmış. Şimdi tuvalete gidiyorum. Bir tweet değildir. Yani tuvalete gitmek herkesin yaptığı bir eylemdir. Bu bunun yazılır bir değeri yoktur. Yani ben size şöyle bir örnek vereyim. Gazetecilerin şöyle bir sözü vardır. Ee, köpeğin ısırması, köpeğin adamı ısırması haber değildir. Adamın köpeği ısırması haberdir. Yani bir şeyin Haber olması için ya da yazılır değerinin olması için ilgi çeken bir olay olması gerekir. Tuvalete gitmek herkesin yaptığı ya da demiş ki işte sakalımı tıraş yaptım. Yani sakalını tıraş yapmış olmak bunlar arkadaşın aradığında söylenecek sözler. Tweet'te söylenecek sözler değil. Aynı zamanda Twitter'da siyasi kimliğinizi de siyasi paylaşımlarınızı da açığa vurur oldunuz. Çok... E Twitter'da sataşmalar olduğu, kavgalar olduğu, Twitter kapatanlar, mahkemelik olanları oldu biliyorsunuz ve sosyal medya aynı zamanda kültür anlamında kavgalara sahne olan bir platform oldu aslında. Ee, ama iyi tarafları da var, etkinlikleri paylaşıyorsunuz. Yani bir toplantı olacak, işte bir müzeye gideceksiniz ya da bir sergiye gideceksiniz, bir konsere gideceksiniz. Bunu sosyal medyadan kullanabilirsiniz. Sosyal medyayı da iyi kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Günümüzde bununla ilgili kurslar da açılıyor artık. Eğer kullanmak istiyorsanız bununla ilgili kurslara gidebilirsiniz sevgili izleyiciler. Sosyal medyada örnek veriyorum sizin bir işletmeniz var. Bir sayfa açıp oraya hakkınızda ve iletişim numaralarınızı ya da mail adresinizi yazabilirsiniz. Daha fazla kitleye ulaşabilirsiniz bu sayede. Ee, uzun lafın kısası sosyal medya aslında insanların bir nevi düşüncelerini paylaşma ve kendilerini kendi duvarlarında e, bir gerçekleştirme alanı oldu. Yani diyor ki ben kendi duvarımda paylaşıyorum kim bakarsa. Öbürü diyor ki ben de kendi duvarımda paylaşıyorum kim bakarsa. Bazen Messenger'dan ben gönderiyorum. Bazen WhatsApp'tan gönderiyorum. Bazen hiç göndermiyorum. Kendi duvarımda paylaşıyorum. Yaptığınız çalışmaları özellikle tanıtmak açısından sosyal med medyayı iyi şekilde e, kullanıyorsanız işe yararlı sizin kültürünüzü kültürünüze kesinlikle iyi anlamda değişimler kattığını görmüş olacaksınız. Buna tanıklık etmiş olacaksınız sevgili izleyiciler. Evet, Twitter'dan bahsettim, YouTube'dan bahsettim, Instagram'dan bahsettim, e, Facebook'tan bahsettim. Bugün çok ünlü kişilerin Instagram hesabına bakıyorum. Çok takipçileri var ve e, çok takip edileni var. Bir Paris Hilton'un 9000 gönderisi var ve bayağı bir şu anda aklımda değil ama takipçisi var, takip ettiği var. Jennifer Lopez'in aynı şekilde, Mark Zuckerberg'in, Bill Gates'in, Jeff Bezos'un bunların çok büyük miktarda takipçileri var tabii ki sevgili izleyiciler. Ee, sizlere tavsiyem sosyal medyayı kendi çalışmalarınızı gerçekleştirmek ve yaymak amaçlı kullanın. Kesinlikle siyaset anlamında da tartışın ama belli bir miktarda tartışın. Onun haricinde çok fazla işte sataşmalara girmeyin. Konuyu kapatın. Nedir? Sizin listenizdeki iki kişi bir meseleden dolayı kavga ediyor siyasette. Sizin haberiniz yok. Siz kendi işiniz gücünüzdesiniz. Bu sefer ikisini de listeden çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden sosyal medyayı iyi değerlendirelim diyorum. Birbirimizi çok fazla kırmayalım diyorum. Yol alalım diyorum. Birbirimize yardımcı olalım diyorum. Ve sosyal medyanın bu sayede kültürel değişiminin iyi sonuçlanacağına inanıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolardan haberdar olmak için hoşçakalınız.